Ekrandaki görsele 5 saniye bakıp zihnimizde tutalım. Baktığımız görselin aynısı hangi seçenekte verilmiştir? Görselde kuyruğunu kaldırmış bir kedi var. Sadece C şıkkında kedi kuyruğunu kaldırmış görünüyor. Doğru seçenek C şıkkıdır. Soru işareti yerine gelecek sayıyı bulalım. Eşitlikler verilmiş. Toplama işleminde bu eşitliklerden yararlanacağız. Sarı kelebek 2'ye eşit. Sarı kelebek yerine 2 yazalım. Kırmızı kelebek 1'e eşit. Kırmızı kelebek yerine 1 yazalım. Mavi kelebek 3'e eşit. Mavi kelebek yerine 3 yazalım. Hepsini toplayalım. 2, 1 ve 3'ün toplamı 6'dır. Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci satırda ilk görselde siyah bir kalp var. Arka plan beyaz renkte. İkinci görselde beyaz bir kalp var. Arka plan siyah renkte. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Birinci görselde siyah bir yıldız var. Arka plan beyaz renkte. İkinci görselde beyaz bir yıldız olması gerekir. Arka plan renginin siyah olması gerekir. Doğru seçenek D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi araç görseli gelmelidir? Birinci satırda ilk görselde bir araba var. Araba ikinci görseldeki ok yönünde gidiyor. Yani sağa doğru gidiyor. İkinci satırda ise solu gösteren bir ok var. Arabanın da sola doğru gidiyor olması gerekir. Sadece B şıkkındaki araba sola doğru gidiyor. Doğru cevap B şıkkıdır. Yıldız yerine gelmesi gereken sayıyı bulalım. İlk eşitliğimize bakalım. 3 tane kalp var. Toplamı 9. Hangi aynı 3 sayının toplamı 9 eder? 3 üç tane 3'ün toplamı 9'dur. Kalp yerine 3 yazalım. Hangi sayıyı 3 ile toplarsak 5 eder? 3'ü 2 ile toplarsak 5 eder. Yıldız yerine 2 yazmalıyız. Cevabımız A şıkkıdır. Görseldeki hayvanlardan hangisi farklıdır? Ahtapot denizde yaşar. Köpek balığı denizde yaşar. Deniz yıldızı denizde yaşar. Kedi ise karada yaşar. Seçenekteki diğer canlılardan farklıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi görsel gelmelidir? Birinci resimde arkada bir ağaç var. Ağacın önünde araba, arabanın önünde ise bir baykuş var. İkinci resimde ağaç yok. Baykuş ise arabanın üstünde duruyor. Şimdi bize sorulan soruya bakalım. Birinci resimde arkada bir ev var. Evin önünde bir bisiklet. Bisikletin önünde ise bir kedi var. Arkada duran evin ikinci resimde olmaması gerekir. Kedinin de bisikletin üstünde durması gerekir. Doğru cevap A şıkkıdır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi dersler.